ağaç var. Burada böyle keyifli keyifli yüzüyor. Suyun üstünde de şeyler var. Dur. Ona gerek yok. Şu anda, şimdi biz ne demiştik? En kısa sürede en etkili sonuç. Biz bir şeyler bileceğiz. Ne? Şelale olacak, tamam. Suyun berrak olması, tamam. Bunun dışında hepinizin şelalesi berrak mı? Berrak değilse onu söyleyin lütfen. Fatma Hanım. Semra Hanım. Tamam. Şimdi bir işlem çok kolay ve çok etkili. Gördüğünüz işte hemen haberi olmayan oğlunuza yaptık, yerine ulaşıyor. Yapacağımız şey şu. Hayatınıza çekmek istediğiniz eş adayının bütün özelliklerini isterseniz içinizden, isterseniz dışınızdan dile getirin. Dışınızdan dile getirirseniz biz de merakımızı gidermiş oluruz. Bakalım nasıl bir eş adayıymış bu aday. Emine Hanım, içinden mi dışından? Kendim olmama izin veren ilk kriterim. Başka? Katkı olan, saygı, sevgiyi paylaştığım, hayatı paylaştığım, eğlendiğim, gülebildiğim ve genç olsun, hani çok yaşlı olmasın, iyi sevişsin. Biraz. Efendim? Bundan daha iyi mucizevi yani, nasıl olur? Yani kabarıya mı çekiyorsunuz? Gözlerim kapalı. Mahvoldum dermişim. Ak sesçi olduğu nasıl belli? Bundan daha iyi nasıl olur? Katkı olsun. Ha. Ama artık bundan daha mucizevi nasıl olur? Bundan daha iyi mucizevi olsun. Oğlumla ilişkisi ne katkı olsun? Yani oğlumla da ilişkisi... Yaşını söyle. Kaç yaşına kadar olsun? Sevgilinin mi? Eş adayının, müstakbel eş adayının. Sevgilinin diyeyim. Yani evlilik istemiyorum. Hayat arkadaşlığı istiyorum. Hı, tamam. Yaş sınırı mı? Evet. En fazla yani 40 ile 48-50 arası. Peki, tamam. Başka? Şu anda hepiniz özellikleri içinizden geçirin. Ve bakın bakalım. Peki, Fatma Hanım? Benim enerjimden daha yüksek birisini istiyorum. Beni kendi dünyasına çekebilecek, yani beni daha yukarılara çekebilecek. Aşağıya doğru değil de daha yukarı, daha max enerjisi olan bir insanı istiyorum. Semra Hanım, sizin birlikte aynı yolda yürüyeceğiniz, benimle birlikte olacak, beni sevip sayan, aynı pencereden bakabileceğiniz, daha mutlu, daha güzel birbirimize katkı olacağımız. Zaten yaşını da kendi aklımdan ve fikrimden geçirmiştim. Kaç? 55-60 yaşlarında. Ve mucizelere birlikte gidebileceğimiz. Yani beni hiçbir zaman durdurmayan ya da engel olmayan, birlikte ileriye adımlar atabileceğimiz. Tamam. Herkes içinden geçirsin bunları. Ve şimdi baksın. Mucizevi. Kim söyleyecek hangi hayvan geldiğini? Hocam benimki acayip bir şey oluştu. Ne? Sana anka geldi, Emine. Yani. Gözün kapalı olsun hala. Gelmediyse bekleyelim. Tamam. Bana bekleyelim. At geliyor yani. Tamam. Atı bence gönder. Pegasus olsun. Aslanın? Siyah bir Pegasus. Siyah olmasın. Ama çok güzel. Pegasus geldi bana. Yaz tutmasın. Beyaz olsun. Siyahla beyaz dengesi gibi olacak. Ha, tamam.
Sizin? Beyaz Pegasus'um var. Sizin? Çok büyük bir balina. Sakın balina olmasın. Vallahi yalnızlıktan ölen birini çekiyorsun sen. Aşırı yalnız hisseden bir adam çekme sakın. Pegasus. Ejderha. Kapat gözünü ki çek onu. Bekle. Sizinki zaten var. Benim var. Aynısı geldi. Yine. Tamam. Demek ki kodlamışım tam. Tamam. Fatma Hanım. Ben ilk sabah geldi başıma koydum. Oh. Yani çok romantik olmadı. Gökte ararken başında, ha, yerde arıyordun, başında buldun daha ne? Tuhaf görüntü oldu onun başında. Hı, Leman Hanım? Aslan geldi. Aslan olmasın ya. Bence de ya, yemesin bu kuyu muyu. Gönder, onu ejderha gelsin. Harika, ejderha gelsin. Semra Hanım, ne geldi? Mor. Bravo. Kişi bunları düşündüğünde baş başa bırakacağız bu hayvanıyla. Sizin hayvanınız ne? Köpek geldi. Köpek. Ama zor geldi. Tamam. Biz şimdi köpek olsun. Evet. Ama keşke 50 seviyesinin üstünde olsaydı. Ejderha gelmesi güzel. Anka gelmesi güzel, Pegasus gelmesi güzel. Sizin belli oldu mu? Benimki çok değişti. Ben hepsini gönderdim. İstemedim. Gittiler. Hı. Yani maymun gördüm, aslan gördüm, kaplan gördüm. Hepsi gittiler. Şey, Pegasus çekmeye çalışıyorum ama. Hı, tamam. Oltaya takılır. Biraz bekle. Peki, size ne geldi? At geldi, Pegasus'a çevirdim. Çok iyi. Işık Hanım? Bana da aslan gelmişti, Pegasus. Ejderhayı istemedim, Pegasus. Pegasus çok iyi. Benim Phoenix'in rastları siyah ve beyaz ama. Neden? Çevireyim mi onu başka? Kalsın. Siyah beyaz olsun.